Herkese merhabalar. Bugün kariyer planlama videomuzda çok özel bir misafiri ağırlıyoruz. Belki yakından takip etmişsinizdir ama Almanya'da Stuttgart'ta paralel alette gümüş madalya kazanarak Türkiye'nin tarihinde ilk kez dünya şampiyonasında bir yarışmada iki madalya birden getirmeye hak kazanmış bir ekip içerisinde Ahmet Önder var şu an karşımızda. Hoş geldin Ahmet. Merhaba, hoş buldum. Nasılsın? İyi misin? Keyifler yerinde tabii ki. İyiyim, teşekkür ederim. İşte bu zor süreci atlatmak için elimizden geldiğince tedbirleri alıp hayatımıza devam ediyoruz. Evet, evet çok güzel. Yani şu zamanlarda bize Türkiye'ye çok güzel bir hediye verdin gerçekten. Gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldun. Bu ben de sosyal medyadan izlerken çok gurur duydum seninle. Çünkü küçüklüğünden beri hatırladığım kadarıyla hani 9. sınıfta sadece dersine girdim ama her ne kadar böyle fen kafası olsa da sende ama çocukluğunun hayalini peşini asla bırakmadın. Küçüklüğünden beri sporcu olma gibi bir şeyin vardı zaten bildiğim kadarıyla. Doğru mudur? Her zaman hani hedefimi hep bu yönde tuttum. İşte hayallerimi kurarken hep spor üzerine kurdum. Şimdi de hayallerime tek tek ulaşmanın mutluluğu içerisindeyim. Ne zaman milli takım sporcusu oldun Ahmet'ciğim? Ben milli takıma spora başladıktan 3 yıl sonra girdim. İlk gittiğim turnuva Macaristan'da bir uluslararası yarışmaydı. Hatta milli takıma girdikten sonra TRT televizyon kanalı benimle ilgili haber yapmak istemişti. Ben orada bir söz söylemiştim. Ülkeme işte olimpiyatta madalya kazandırmak, dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya kazandırmak istiyorum gibisinden. Sizin de söylediğiniz gibi hani hep spora başladığım ilk andan beri hayallerim ve hedeflerim buydu. Dolayısıyla burada bir inanmışlık var. Yani hiçbir şeye inanmadan başaramıyorsunuz. Milli takıma girmem de spora başladıktan çok kısa süre sonrasında oldu. Çünkü aslında ben spora geç başladım. Yani jimnastiğe normalde başlama yaşı 4-5 yaşları olmasına rağmen ben 8 yaşında başlamıştım. Tabii yeteneğim ve bu spora çok çabuk adapte olmam, antrenmanlarıma ciddi bir şekilde çalışmam beni birden ileri bir seviyeye taşıdı. Spor benim için her zaman profesyonel bir iş olarak gördüm. Hani tabii ki de zevk ve keyif alıyordum ama her şeyden önce disiplinli bir iş gibi yaklaştım. Dolayısıyla buradaki spora gösterdiğim önem beni bu yere kadar getirdi. Çok güzel. Hatta şeyde hani seninle ilgili biraz böyle ders çalıştım. Baktığım haberlerde 2017'de dünya 9.'sü oldun ve madalyayı kupayı kaçırdığın söyleniyordu haberlerde. Hani aslında çok azimlisin bu konuda. Hani kariyerinin konusunda çok azimlisin. Sonrasında 2 yıl geçmeden madalyaya ulaşabildin. Peki üniversite eğitimin ne durumda? Onu merak ediyorum. Ben üniversite mezunuyum. Yine hocalarımın yoğun ısrarı olmasına rağmen işte bölümümle ilgili bir üniversiteye kayıt olmam gerektiğini düşünmelerine rağmen benim aklımda dediğim gibi tek bir hedef vardı. Dolayısıyla ben spor yönünde ilerlemeyi seçtim. Ve beden eğitimi öğretmenliği bölümünü Ege Üniversitesi'nde bitirdim, mezun oldum. Aldığım madalyalar sayesinde de hemen bakanlık atama gerçekleştirdi. Başarılı sporculara bakanlık atama gerçekleştiriyor. Ben de okulu bitirir bitirmez beden eğitimi öğretmeni olarak göreve başladım. Şu anda da aynı zamanda sporculuğun yanında öğretmenim. Çok güzel. Ama şu an tabii ki öğretmenliği yapmıyorsun. Ülkeye madalya kazandırma şeyindesin, durumundasın. Yani ileriki hani gelecekteki hedeflerimi
Hani şu an yaşım genç ve spora devam etmek istiyorum. Daha sonrasında ne olur bilmiyorum ama tabii benim de sporumu devam ettirmem için arkamda bir maddi destek şarttı ve şu anda da öğretmenlik yapıyor olmam sporuma birazcık daha farklı bir gözle, profesyonel bir gözle bakmamı sağlıyor. Bu yüzden mesleğimin olması benim için önemliydi. Kesinlikle bu çok önemli. Hani üniversite bitirmiş olmak çok önemli. Bazen hani senin gibi sporcular yurt dışında sporcu bursuyla yurt dışına çıkmayı da tercih ediyorlar. Ama sen bunu tercih etmedin. Sen ülkende kalmayı ve ülkene madalya kazandırmayı hayal etmiştin hep. Bu da zaten takdire şayan bir durum açıkçası benim için. Hani 23 yaşında olmana rağmen kariyer planını müthiş derecede başarıyla ilerletiyorsun diye düşünüyorum açıkçası ama. Evet, Şimdi yani ben de aslında lisede okurken acaba işte Amerika'ya, çünkü üniversiteler burs veriyordu başarılı sporculara. Yani sınavlarına girip bir burs kazansam mı diye düşündüm. Hatta mailleştim bazı üniversitelerle. Ama tabii o zaman benim yaptığım spora ve kendime verilen değer gittikçe artıyorken bu şeyi göze alamadım ve vazgeçtim. Kendi ülkemde devam etme yolunu seçtim. evet, yani bu gerçekten çok güzel bir duygu. Bizim adımıza da, bütün Türkiye adına da çok güzel bir duygu. Hatta senden gazetelerde bilmiyorum okudun mu ama şöyle bahsetmişler. Çılgın Türkler jimnastikte tarih yazarlığını sürdürüyor diye. Senin adından yola çıkarak böyle bir şey cümleye denk geldim. Çılgın Türkler demişler yani gazetenin bir tanesinde. Gerçekten insan okudukça gurur duyuyor Ahmet. Çok mutluyum yani senin adına, kendi ülkem adına çok mutluyum. Biz de bu gururu size yaşattığınız için çok mutluyuz. Aynı zamanda emeklerimiz ve sizin de bizde olan emeklerinizi yani hiç kimsenin boşa çıkarmadığımız için ayrıyeten gururluyuz. Gerçekten Türkiye'nin de çok büyük desteği vardı o zaman. Yani bu çılgınlığımız o desteği arkamızda hissettiğimiz için oldu. Kesinlikle öyle, doğru söylüyorsun. Yani bakıyorum ben küçüklüğümden itibaren aslında çok ciddiyetle, çok ciddi bir performansla çalışmışsın. Gerçekten her izlediğimde mutluluk duydum yani. Bugün eşime bahsettim, Ahmet'le röportaj yapacağız diye. O da bir heyecanlandı falan. Hani işe gitmese seninle görüşmek istiyordu aslında o da. Bundan sonraki Memnun olurdum. Hatırladığım kadarıyla hani çok ciddi bir performans sergiledin ve Japonya'da 2020'de olimpiyatlara katılma hakkı kazandın, değil mi? Her şey yolunda giderse oraya da gidecektin. Evet. Bundan sonraki kariyer planında kendini spora adamış, kendini spora adamış gençlere neler söylersin Ahmet? Neler tavsiye edersin? Yani spor gerçekten zor ve kolay olmayacak fedakarlıklar gerektiren bir, ben açıkçası meslek olarak görüyorum. Dolayısıyla inandıkları şeyin peşinden gitmeleri çok önemli. Yani kendi hayallerine ulaşmak için herkes gibi çok çalışmaları gerekiyor. Spor da çok fazla disiplin isteyen bir meslek. Yani kişinin kendine öz disiplini yoksa, kendine öz güveni yoksa sporda başarılı olmak gerçekten zor. O yüzden her şeyin başı bir hedef belirlemek ve bu hedefe inanmak. Gerçekten eğer içimizden istersek ve bu hedefi gerçekleştirmek için yeterli eforu gösterirsek, sonuçta istemek de yetmiyor. Bu eforu göstermek gerekiyor. Başaramayacakları bir şey yok diye düşünüyorum. Yani hiçbir şey imkansız değil. Yani jimnastiğin Türkiye'de ne durumda olduğunu jimnastiğe başladığımdan hatırlıyorum. Önümüzde belki de örnek alabileceğimiz dünyaca ünlü sporcular yoktu ve biz bütün dünyaya karşı, yani çok önemli ülkelere karşı, Rusya gibi,
olimpiyat şampiyonlarıyla yetişmiş ülkelere karşı bir açıkçası savaş verdik. Dolayısıyla hiçbir şey zor değil, her şey inanmakla başlıyor. Bence inandıkları işin peşinden gitsinler. Galiba. Hani yılın çıkış yapan sporcusu dalında Milliyet Spor Ödülü'ne aday gösterilmişsin. Daha sonuçlanmadı zannediyorum. Doğru mu? Aslında sonuçlandı, yani oylama bitti, Öyle mi? kapandı. Fakat işte bu pandemi dolayısıyla bir araya gelip o ödülü verecek ortam oluşturulamadı. Dolayısıyla bunların bitmesini bekliyoruz. Ama ödüle yani bu ödül için layık gösterilmek bile benim için büyük bir gurur. Aynı zamanda bir ilk oldu benim için. Yani verilse de verilmese de çok mutlu olacağım bir ödüle aday gösterildim. Bu da beni ayrıyeten mutlu etti Dünya Şampiyonası'ndan sonra. Çok, çok mutlu oldum ben de senin adına. Peki Ahmetciğim, bir şey merak ediyorum. Hani devlet büyüklerimizle bu durumu konuşma, görüşme gibi bir durumun oldu mu? Merak ettim. Tabii, yani madalyayı aldıktan sonra Cumhurbaşkanımız bizi özel olarak davet etti. Kendi odasında birlikte yaklaşık bir 5-10 dakikalık görüşmemiz oldu. Bizim nasıl olduğumuzu, durumumuzu, Tokyo'ya nasıl hazırlandığımızı, kendisinin de ilgisinden ve alakasından dolayı teşekkür ederiz. Ufak da manevi bir hediyesi de oldu bize. Gerçekten böyle başarılar kazandıkça hem devletin de arkanızda olduğunu hissetmek açıkçası yolumuza devam edebilmek için gerekli motivasyonu sağlıyor bize. Çok güzel. Çok tebrik ediyorum bu tavırdan ötürü. Mutluluk verici bizim için de. Ahmetciğim şu an tabii sosyal medyada çok hani ilgi görüyorsun. İnsanlar seninle sohbet etmek istiyor. Bu ilgi hoşuna gidiyor mu? Hani kim olsa hoşuna gider ama belki senin hoşuna gitmiyordur, ne bileyim. Bence çok güzel bir şey. Sosyal medyayı da çok seviyorum. Sosyal medyayı aktif kullanmayı seviyorum. Hatta ben de yakın bir zamanda YouTube kanalım olsun istiyorum. Wow. Profesyonel anlamda bir hobiye çevireceğim bunu. Çünkü yaptığın işten zevk alırsan, bu daha da keyifli hale gelirse ister istemez başarı oranı da yükseliyor. Öyle düşünüyorum. Ve de YouTube'da kendi yaptığım sporu en azından ülkeme tanıtmak, ne yapıyorum daha detaylı bilgiler verebilmek adına güzel bir sosyal medya olduğunu düşünüyorum YouTube'un. Dolayısıyla en kısa zamanda hocam YouTube'da görüşürüz. Rakip değiliz birbirimize, merak etme. Çok Kesinlikle hayır. aynı kulvarlardayız. Emin ol ki orada da çok başarılı olacaksın diye düşünüyorum. Çok teşekkür Ne ediyorum. demek hocam? Seninle gurur Ben duyuyorum. Benim de teşekkür küçük bir ederim. bayrağım var şöyle. Sen Çukurova'da Benim de. gelmişsin, ben de bayrağımla geldim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ Süper. Hocam biliyorsunuz biz 19 Mayıs'a yaklaşıyoruz. ol. Yani sizin de Amerika'daki Türklerin de hepsinin kutlu olsun. Aynı Teşekkür ederim. zamanda umarım sağlıklısınızdır hocam. Hani haberlerde Amerika'yı duyuyoruz birazcık. Büyütüyorlar falan. Umarım her şey yolundadır. Yolunda, her şey yolunda. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum sorduğun için. Biz de 2,5 aydır falan çıkmıyoruz. Evdeyiz Ahmet. Yani
Genellikle böyle New York gibi böyle sık sık evlerde oturmuyoruz. Herkes bireysel evlerde oturduğu için çok da görüşmüyoruz artık kimseyle. Ne yazık ki. İşte böyle ben sizlerle meeting yaparak falan hasret gideriyorum bir şekilde. Benim evet, için de şey, bu anlamda evet, çok güzel, değişik bir şey oldu. Şöyle, bizim yarışmalarımız da koronadan dolayı ertelenen birçok yarışmamız oldu. Dünya Kupası ayakları vardı. İşte bunlardan biri Birmingham, biri Amerika, biri Tokyo, biri Stuttgart'ta yapılan. Türkiye'de bu yarışmalara ilk defa davet hakkı kazandı. Dünya Şampiyonası'ndaki madalyadan sonra. Ve ülkemizi de bu yarışmalarda temsil etmek için beni seçti. Ama bu salgından dolayı yarışmalarımız ertelenince maalesef ben de hiçbir yarışmaya gidemedim. Umarım önümüzdeki sene o yarışmalardan biri de Amerika'da ve yine Türkiye katılır. Ben de ülkemi temsil ederim. Hem de sizin yakınınızda bir yarışmaya katılmış olurum. Yakınımda kalmayıp hatta bir uçak biletiyle evime davet ediyorum sizi. Beni izleme. Hocam yok, ben sizi yarışmaya davet ediyorum. Aha, yarışmaya seni izlemeye, destek olmaya elbette. Elbette eşimle birlikte, kızımla birlikte geliriz elbette. Neden olmasın? Eğer şartlar uygun olursa gerçekten hani bir aksilik olmazsa söz veriyorum Ahmet. Yani sadece bana haber ver yeter. Umarım önce her şey düzelir, bütün dünya sağlığına kavuşur ve hani bu yarışmalar gerçekleşirse ben de sizi davet ederim hocam. Çok çok teşekkür ediyorum canım benim. Her türlü destek olmaya gelirim yanına, merak etme. Hatta buradan bir Türk komedi toplar getiririm yani. Süper. Tribünler hazır o zaman. Çılgın aynen. Türkler. Aynen, çılgın Türkler. Çok teşekkür ediyorum sana. Çok sağ ol. Sohbetin çok güzeldi. Ben teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım hocam. Çok keyif aldım. Çok çok sağ olasın. Öpüyorum seni gözlerimden. Ben de öpüyorum sizi.